sofrası. ...95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz aydınlanmanın mücadelenin simge ismi Pınar Aydınlar ve ekibinden sevgili Kenan Yersiz. Evet, şimdi şuna dikkat ettim ben de. Sizi savunanlar tutuklandılar, içerideler. Sizi kim savunacak? Benim avukatlarım her yerden yetişiyor. Evet, benim... Ozan hazır var diyorsunuz değil mi? Hazır var. Şimdi... aslında kurtarıcıyı kendi içimizde yaratmamız gerekiyor tabii ki. Biz bu anlayıştayız. Bugün ÇHD avukatları, bugün Halk Hukuk Bürosu'nun avukatları biliyorsunuz başta Taylan Tanay olmak üzere ve benim 15 yıllık aile dostlarımız aslında. Pek çok değerli avukat arkadaşımız Selçuk Kozağaçlı'dan, Güçlü Sevimli, sonra kadın avukat arkadaşlarımız Naciye Demir, Şükrü Erdem, Ebru, Timtik ve Barkın, pek çok avukat arkadaşımız şu anda ne yazık ki cezaevindeler ve tek suçları haksızlığa karşı direnmek, işçi haklarını savunmak, emekçilerin haklarını savunmak, yoksulun hakkını, evleri rant uğruna ellerinden alınan yoksul halkın haklarını savunmaktan dolayı. Bu kabul edilir bir gerçek değil. Onun için benim davam burada o kadar hafif kalıyor ki aslında. Avukat dostlarımız bana destekler. Sürekli benimle mahkemelere gelen avukat arkadaşlarım var ama ben avukatlarımı isterim. Çünkü onlar bu haksızlık içinde en çok özgürlüğü hak eden insanlar. Hem Kandır Hapishanesi'nde hem de Bakırköy Hapishanesi'nde olan avukat arkadaşlarımızla daha önce yine tutuklanan Kürt avukat arkadaşlarımız var. Ben dilerim bir an önce bu adaletsizliğin adaletle yer değiştirmesini ve bu yaşanan zulme karşı onlara çok ihtiyacımız var, avukatlarımıza. Bir an önce özgürleşmeni dileyerek, eğer dinliyorlarsa beni, onlara aynı göğe bakmanın verdiği hürriyetle selam göndermek isterim. Güzel. Peki davalarınız devam ediyor. Hangi boyutta davalar şu an? 9 Mayıs'ta mahkemem var. Eve tebligat geldi. Tebligatta işte yazıyorlar, avukat Tayland'dan yazmışlar. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Kendisi yok. Kendisi yok. Hani bu artık karikatürlere konu olacak bir durumda çünkü. Ve daha bir ufacık çocuklar bile onu izleyenler, ÇHD baskınında nasıl direndiğini izleyenler, ufacık çocuklar dahi onur duyuyorlar ki hani böyle insanlar var, böyle abilerimiz var, böyle dostlarımız var diye. Ben de onur diyorum ki yaşımda hem Şükriye abla gibi, hem Naciye abla, hem Taylan, hem de Güçlü gibi çok değerli dostlar olmuş. Peki şeye döneyim, çocuklarına da döneyim ben. Bir dönem evet. Basına verdiğiniz bir röportajda diyorsunuz, çocuklarınız Toprak ve Turna'yı bir Ermeni okulunda okutuyorum demişsiniz. Doğru mu? Tercihinizi neden bir Ermeni okulundan yana kullandınız? Şu anki yaşadığımız sistem içinde eğitime verilen değer olabildiğince aşikar zaten. 4-4-4 sistemi hem de ırkçılığın, ayrımcılığın, gericiliğin has safhalarda olduğu süreçlerden geçiyoruz ve bu dönemde bu dayatmalara karşı düşünsenize çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Çok ciddi bir kaygı taşımaz mı veliler? Bugün okulların çoğu imam hatip liselerine dönüyor, okullarına dönüyor. Çok ciddi kaygılar taşımaz mı bir anne baba ki sahiplendiği anlayış tamamen farklıysa? Benim çocuklarımı gönderdiğim okul daha önce Ermenilerin okuluydu. Şu anda pek çok rengin, pek çok kardeş halkın bir arada ve bu anlayışı sahiplendiği bir okul anlayışında. Burada çok mutluyum okudukları okulda. Çünkü öğretmenlerimizin çoğu sendikalı. Sonra yaklaşım olarak çok demokrat bir okul. Şimdi beni dinleyenler de merak edecekler acaba hangi okul diye. Söylemek istemiyorum ama okulun adına. Bir şey duydum ama tabii doğru mu değil mi? Ben duyumunuzu söylemek zorundayım. Evet. Hrant Dink'ten sonra etkilendiğiniz ve böyle bir şey yaptığınız söyleniyor. Doğru mu bu? Yok değil. Ben Hrant Dink'i zaten çok seviyordum. Hani yazılarını da çok takip ediyordum. Öldürüldüğünde inanır mısınız kendi hani abim öldürmüş gibi de o acıyı hissettim. Çünkü Ermeni ve Alevi halkları baktığınızda hep aynı kültürden beslenmiş, aynı ortak acının üzerine yaşamlarını kurmuşlar, ortak ağıtlarda yanmışlar. Hiç farkımız yok biliyor musunuz? Geçen de Ağustos'taydım. Orada da bu konuyu çok konuştuk. Ne kadar çok birbirimize benziyoruz diye. Hatta beni ilk defa tanıyan bir abim dedi ki,
Yok dedi, sen kesin dedi Ermeniz. Sana dedi o kadar kanım kaynadı ki dedi. Böyle konuşurken muhabbet ettik, biraz tarihimizle ilgili eleştirileri ortaya koyduk. Evet, ortak değerler aslında. Beslendiğimiz ortak kültür. Şu an AKP'den netlikle ben bir siyasetçi şunu söylemiş, demişti ki Aleviler ve Kürtler aslında Ermenidir demişti. Bu ya doğru... bizim üzerimizden yani Allah aşkına, onlar kim ya? Yani bugün bu yaşadığımız düzende bu kadar çok ak ve kara ortadayken, hani onların ak anlayışı ortada, bugün namusa bakışları, kadına bakışları, emeğe bakışları, sömürüden yan olan tuttukları saf, yani her şey ortadayken onlardan kim olursa olsun zerre umurumda değil bizler üzerinde yaptığı herhangi bir yorum. Benim derdim değil onlar. Benim derdim bu ülkede ezilen sınıflar, ezilen haklar, hakkı çalınan, emeği sömürülen, taşeronluğa zorlanan işçiler, sigortasız ve sağlık koşulları olmadan güvencesiz ortamlarda yaşayan işçiler. Bu insanların vebali kim ödeyecek? Bu düzen ödemek zorunda. Çünkü bu insanlar bugün baktığınızda tersane işçilerinden, kot işçilerine nice insanlar ölümlerde, maden işçilerinin ölümüne kader diyen bir başbakan var başımızda. Yani bunlara karşı bu geleneği ve bu biatı sahiplenen bir milletvekilinden bana ne? Bir şey soracağım. Siz şimdi Kültür Bakanı olsanız ne yaparsınız önce? Önce ucube dedikleri ve emek, alın teri kokan emekleri önce yerlerine aynı şekilde koyarım, bir kere söyleyeyim. Yani daha dün Nazım'ı yasaklayanlar, Yılmaz Güney'i yasaklayanlar, bugün mezarlarına sahip çıkma anlayışında, işte yok efendim Nazım'ın mezarını geri getirin. Niye getiriyorsunuz? Siz hasretle, özlemle bir insanı ülkesinden sürgün ettiniz. Yılmaz Güney'dir ya da Ozan Emekçi'nin suçu sadece türkü söylemek. Beğenirsin, beğenmezsin. Bugün benim de sesimi beğenmeyen milyonlarca insan olabilir ya da yaptığım müzikal üretimi beğenmeyen olabilir. Ama benim anlayışım, özgürlük anlayışı içine değerlendirirseniz, ifade özgürlüğüm yok mu benim? Hani var var diye bas bas bağırıyoruz ileri demokrasi. Bu nasıl bir ileri demokrasi? Zaten ben ileri demokrasi kavramını duydum ve ödüm patladı. Eyvah dedim. Çünkü adı anılan ve meşrulaştırılan o gerçeklerin altında ne katliamlar ve zulümler yaşadılar ki yaşadık da. Hani bu ileri demokrasi bugün Roboski'nin üzerine bombalar yağdırdı. O özgürlük anlayışı, silahsız uçan hava araçları, hava araçları gerçekten insansız mı uçuyor yoksa bir talimatla mı uçuyor? O tuşa basan bir insan eli değil mi? Hani bunları fark etmeyecek kadar da yani cahil değiliz herhalde, değil mi? Hani bunun yanı sıra bugün parasız eğitim isteyen öğrenciler, düşünebiliyor musun? Yani parasız eğitim istiyoruz ya. Bu kadar doğal bir hak olabilir mi? Ve bunu isteyen arkadaşlarımız cezaevlerindeler. Ya da bunları savunan avukatlar cezaevindeler. Bir yandan işkence yok diyorsunuz. Aa işte Engin Çeber davası. Sevgili Taylan Tanay'ın sonuçta bu sistemi kabul ettirdiği bir gerçektir bu, değil mi? Dimdik durarak, arkasında durarak, yılmadan, tehditlere boyun eğmeden dimdik arkasında durdu. Taylan ve Çehadi avukatları, Halkın Hukuk Bürosu avukatları. Şimdi baktığınızda bu işkence de var, tecavüz de var. Hani bunlarla baş etmek, bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Hani insanları aykırı gördüğünüzü, muhalif gördüklerinizi cezaevine atmak yerine, değil mi? Peki bir şey var, bakın çok dikkatimi çekiyor bu. Komik ve trajik aynı zamanda. Örneğin Kırmızı Gül ezgisi Dersim'de söylemek yasak ama Türkiye'nin fark etmez İstanbul'da, dünyanın Ankara'da her yerinde serbest. Söylemek serbest. Bu tuhaf, evet, değil mi size göre? Demek ki Dersim'de yasalar farklı işliyor. Bunu daha önce de bir aslında açıklamıştım. Ülkemizin belli bir bölümünde okuyabilirsin, bir bölümünde işte savcı rahatsız olduysa okuyamazsın. Ama Kırmızı Gül 40 yıldır vardır. Hani sonuçta nasıl yazıldığı, emekçi babanın... Çok da güzel okumuşsunuz, çok da güzel okumuşsunuz. Ya da diyorum çok mu kötü okudum da beni yasak okudular bana. Sağ olasın. Gerçekten bambaşka. Hani sonuçta buradaki mesaj ben değilim. Bana verilen baskı üzerinden, yıldırma politikaları üzerinden bu ezgileri, bu marşları sahiplenen ya da grup yorumun da yaşadığı aynı gerçek, Munzur'un da yaşadığı aynı gerçek, Ferhat Tunç'un da yaşadığı aynı gerçek. Bu türküleri okuyan, bu anlayışı sahiplenen ve bu sahiplenen dostların kitlelerine bir gözdağı vermektir bu. Yıldırma politikasıdır. Bu başka hiçbir şey değildir. Sana ne, ben neyi okursam okurum. Sen İsmail Türüt kalktı gitti Hrant'ın katilleri için bir de kendi yazdı. Fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilip beraat kararı alındı. Benden önce yazılmış ama bak diyorum yine de altını çiziyorum.
keşke ben hani dönem olabilseydim de hani emekçi babanın imzaları ezberin çoğu, Sinan bacının Kızıldere, ben imzalasaydım, keşke ben yazabilseydim, var olsaydım o dönemde. Ben bu tarihsel gerçekliğe sahip altına çıkan... Altına imza atarım diyorsunuz o türküden. Tabii ki sahip çıkarak okuyorum. Ama benden önce yazılmış, sonuçta Kültür Bakanlığı'nın bandrolünü verdiği, onayını verdiği kasetlerim defalarca satış oldu. Hem satışın dışında biz kliplerini çektik, basında, internet ağında paylaştık. Çünkü birilerinin hoşuna gitmedi, canı sıkıldı. Ben rahatsız oldum, bu arkadaşın konuştuklarından da rahatsız oldum. Çünkü bir işkence diyor, işte parasız eğitim diyor, işte bir yandan tutuklamalara karşı duralım diyor. Özgürlük, eşitlik diyor, bunlar çok tehlikeli ya, ben belayım tabii onlar için. Doğal da yani bu cezaların açılması. Peki Roboski'ye gittiniz, evet, iyi ki de gittim klip çektiniz. Evet. İnsanı nasıl karşıladı? Çok güzel karşılandım. Yalnız bir 50 kere aramalardan geçe geçe Roboski'ye kadar gidebildim. 10 dakikada bir arabadan aşağı iniyoruz, aranıyoruz. Bir de gittiğimiz duyulmuş, hemen direkt açarak Pınar Hanım gelmiş falan diye karşıladım. Fotoğraf çektirdim değil mi? Polisler. Tabii yani askerim. Bu tarz yaklaşımlar ki benim bacağım ağrıyor. Arabadan inemem hocam. Bacağım çok ağrıyor. Benim de fıtık var. Harikasınız valla. Güzel sen de. Harikasınız. Şimdi Roboski'ye gittik. Tabii halk çok güzel karşıladı. Evet. Yalnız biraz şaşırdılar hani. Onlara göre sanatçı dediğin hani yerinden kalkmaz, işte sürekli ona hizmet edilir gibi düşünmüşler ki sanırım. Unuttukları şey ben Yılmaz Güney'in yolundan giden sanat anlayışını sahiplendiğim için sanatçı bana halkın savaşçısıdır. Sanatçı olmak üretmektir ki ben kendimi sana da söyledim yoldayken. Sanatçı olarak görmüyorum, ciddi üretimler yaparım, adını koyarım, ondan sonra kendime sanatçı diyebilirim. Ben müzisyenim. Müzikle uğraşıyorum. Safım belli, tutumum belli. Roboski'ye giderken... Sanatçı ifadesini konuşurken bir şey söylemişsiniz. Devletin sanatçısı yoktur, halkın sanatçısı vardır. Evet. Halkın değerlerine sahip çıkanların bu kadar ağır bedeller ödediği bir ülkede sizce halkın sanatçısı kimdir? Sen şimdi zaman kısa kaldı ya, bütün soruları iç içe getirdin. Roboski'den oraya geçtin Yücel. Peki yaz bunu. Halkın sanatçısı kimdir? Halkın sanatçıları grup yorumdur. Halkın sanatçıları grup Muzdur'dur. Halkın sanatçıları adını şu anda aklıma gelmeyen ama binlerce, on binlerce seveni olandır. Pınar Aydınlar'dır. Yok estağfurullah. Ben sadece elinden geldiğince dile getirmeye çalışıyorum mücadelede. Peki bir garip bir şey daha var. Örneğin hiçbir siyasi partiden milletvekili ya da belediye başkanına teklif almadınız mı? Almışsınız mı hakikaten? Aldım ama benim derdim meclis olmak değil, öyle bir şey yok. Evet. Benim yerim halkımın yanı. Kim gitmek istiyorsa, kim olmak istiyorsa, kim kimin çanağını tutmak istiyorsa. Ama tek başına muhalefet yapabilirsiniz. Tek başına, ben şu anda halkımın yanında. Böyle rahatım diyorsunuz. Böyle iyiyim. Rahat değilim, yok rahat değilim. Böyle içimde sürekli bir şeyler kaynıyor. Ama bu kaynamayı ben sloganlarımla, ben onlarla omuz vererek, onların yanında Pınar arkadaşları olarak olmaktan zaten dünyaları alıyorum. Benim bu aldığım manevi mutluluğun ötesinde hiçbir şey yok. Önce iki partiden teklif almışsınız. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Gerek var mı? Gerek yok. Peki tamam. Herkes bilir. Peki. Kısa bir ara vereceğiz. Hangi ezgi dinliyoruz sizden? O zaman canlı okuyalım. Tabii. Gelmiş bahar geçmiş yazlar diyelim. Ama sen Roboski'yi unuttun. Çabuk geçti. Geçeceğiz artık. Tamam. Geçeceğiz. Peki. Bahar geçmiş yazlar neyleyim? Dinleyin derdimi dağlar söyleyin. Gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim? Dinleyin derdimi dağlar söyleyin. O yardan bir haber verin, öleyim. Vallahi vallahi öleyim.
yollar. O yardan bir haber verin, öleyim valla valla, öleyim billah billah, öleyim valla valla. Çok perişan bağrım yaralı, şu dünyada bir yar sevdim el aldı. Halim çok perişan bağrım yaralı, şu dünyada bir yar sevdim el aldı. Konuşacak eşim dostum kalmadı, dağlar dağlar kalmadı, dağlar dağlar kalmadı, dağlar dağlar. Sığınacak bir tek gülüm kalmadı, vallahi vallahi kalmadı, billah billah kalmadı, vallahi vallahi. ...95.1 Özgür Radyo'da Halkın Mücadelesi'nde simge bir isim Pınar Aydınlar ve saz ekibi sevgili Kenan Yersiz. Benim de dostum. Evet, şimdi şöyle bir notum var. Neyzen Tevfik görme engelli bir akrabasıyla dertleşirken akrabası soruyor. Diyor ki, ülkenin gidişatını nasıl görüyorsun üstad? Neyzen ülkenin geleceğini karanlık görüyorum diyecekken akrabasının görme engelli olduğunu hatırlıyor ve sizin gördüğünüz gibi görüyorum der. Buradan size girersek, söz yazarları, müzikal üreticiler artık üretimlerinden gerektiği mali desteği alamıyor. Siz yorumcular binbir zahmetle ve mali külfetle çıkardığınız albümlerin satışı, albüm maliyetlerini bile karşılamaktan uzak. Siz müzikal dünyanın akıbetini nasıl görüyorsunuz? Şimdi dijital ortamlar ve emek hırsızlığı. Bu noktada eğer paralel hareket ederse çok ciddi kayıplar yaşanacak tabii ki. Emek hırsızlığı kadar insanın küçülten, döndüğünde kendi iç ruh haline, kendine döndüğü zaman hiç kimsenin yapmayacağı bir harekettir. Bugün nice zorlukla o çalışmalar yapılıyor, o albüm çalışmaları, enstrümanistlere verilen ödemeler, stüdyolara verilen ödemeler ki sürekli engellere takılıyorsunuz. Sürekli yasaklar, sınırlamalar, konuştuğunuzdan, söylediğinizden çok zor süreçler. Ama geleceği aydınlığa döndürmek de bizim elimizde. Şu anda karanlığın en dibindeyiz zaten. Ama biliriz ki aydınlık da en o zifiri karanlığın hemen ardında saklıdır. Buna olan inancımla aydınlık günleri... Bu cümleyi çok iyi hatırlıyorum. Bir makalenizde kalem almışsınız. Hangi çiçekleri çok seversiniz? En çok Ana Fatma çiçeğini severim. Neden? Ana Fatma çiçeği Munzur'da açar. Sarı küçük çiçeklerdir ve hiçbir zaman ne rengini, ne güzelliğini, ne de kokusunu kaybetmez. Ki Munzur gibi nice derdin, nice kaybın, nice direnişin ve nice zorluğun coğrafyasında açtığı için Ana Fatma çiçeği ve Ana Fatma çiçeğinin sahiplenenleri her şeyden çok severim. Size bir şeye daha benzetiyorlar. İnsanlar, halk. Nedir o? Biliyor musunuz? Nedir? Ben çok görüyorum yarışmalarda. Sarı papatyam diyorlar size. Sağ olsunlar. Kırk şey olmak. Evet. Güzel, sağ olsunlar. Bundan sonra konserleriniz var mı? Konserlerim mı? Evet var. Hem Nisan ayı son haftasında var. Yalnız ben Mayıs'ta çok büyük bir organizasyonumuz var. Onu hemen hatırlatmak isterim. 4 Mayıs biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'nun Dersim katliamına onay verdiği gün.
Bu kara gündür ve kara günü ilan edilmiştir. Bize 4 Mayıs'ta 35 sanatçıyla Dersim Dernekleri Federasyonu ve kimler katılacak örneğin? 35 sanatçı o kadar çok ki sen, benim sunumum olacak. Evet. Ben Kerem Ove, Metin Çetin'in sunumuyla olacak. Harika. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapacağız 4 Mayıs'ta. Bir kez daha belirteyim. Saat 5'ten gece 11'e kadar sürecek. Sanatçılarımız Ahmet Aslan, Emre Saltık, Kadir Demir, Mehmet Özcan, Yılmaz Çelik, Taylan Yıldız, Şevin, ben katılacağım. Nurettin Güleç, Metin Kahraman, sonra Grup Emeği Ezgi, Cihan Çelik, Cengiz Engin Sağlam kardeşler olacaklar. Ve Zuhal ve pek çok sanatçı dostum. Türküler söyleyeceğiz, ağıtlar okuyacağız. Şu anda hazırlıklar yapıyoruz. İnanır mısın gecem, gündüzüm şu an, bu organizasyonu iyi bir şekilde bitirmekle ilgili. Zaten sağ olun, yorgunluğunuz geldiniz buraya kadar, sağlığınız sağlık. Evet, sonra İzmir'de ne demek istersiniz bize? Son cümlelerle. Son cümlem, biliyorsunuz Nisan'ın hemen ertesi evet. 1 Mayıs. Ve ben 1 Mayıs'ta tüm işçi sınıfının, proletaryanın özgürleşmesi adına, iş cinayetlerinin, taşeron işçiliği, kuralsız ve güvencesiz çalışma ve emek hırsızlarının had safhada olduğu, emeğin alın terinin sömürüldüğü, sermayenin önüne atıldığı ve hiçbir şekilde alın terinin karşılığını almadığı bu güzelim memlekette, inadına güzelim diyorum ki bu memleket bizim. 1 Mayıs'ın özgürlük olmasına, 1 Mayıs'ın emeğin karşılığı olmasına, alın teri de tüm işçi sınıflarının beraber omuz omuza vererek, tüm sınıfların dayanışma halinde bugünü sahiplenmesi gerektiğine olan inancımla 1 Mayıs'larını kutluyorum. Çok teşekkür sana da çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi, güzel oldu 3 yıl sonra özgür adada olmak. Çok sağ olasın. Ve hemen son bir sözümü söyleyeyim. Tabii. Mutlaka dinleyen çok değerli dostlarımız var. Ben sürekli olarak evimde, dışarıda, o çarpı işareti kullanılan aracımda hep Özgür Radyo'yu dinliyorum. Sürekli olarak, buna inanın. Ve dinlerken başka bir ruh haliyle dinliyorum. Onu da şundan dolayı, ben dışarıda dinliyorum. Acaba içeride dinleyenler neler hissediyorlar diye dinliyorum. Empati yapmaya çalışıyorum. Ve onlara uzakta olan, tanıdığım tanımadığım ama dimdik duran, teslim olmayan, adları Zeliha olur, adları Mehmet olur, adları Ulaş olur, Taylan olur, Hüseyin olur, Süleyman olur, Gamze olur, Veysel olur. Bütün dostlarıma canlı gönülden selamlarımı gönderiyorum ve yalnız değiller. Asla yalnız olduklarını hissetmesinler. Dağ gibi Pınar ve onları seven milyonlar arkalarında. Doğru söylüyorsunuz. Sağ olun, ayağına sağlık. Buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yüzünüzden gülücük, haykırışınızda türkülerin, üzerinizde güneşin, ocağınızda diriliğin eksik olması dileklerimle iyi akşamlar dilerim. Birlik sofrası.